Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ehlul ugdeten min lisani yefgahu gavli. Ala Resulina Muhammedin salavat. Kardeşlerim hoş geldiniz. Şadi hocamız Allah şifa versin ameliyat oldu. Bu akşamki ders liyakatım olmadığı halde bana tevcih edildi. Rabbime hamdolsun beni bu saatte burada bulundurduğu için. Bugünkü konumuz büyük günah işleyen kafir olur mu konusu. Mesele akli cihette ve mantıki cihette Risale-i Nur'da işlenmiş. Bizim yapacağımız şey bu akşam meselenin nakli cihetini işlemek. Bu akşamki dersimiz aslında bizim hayalimizde olan büyük bir projenin küçük bir numunesi. Biz şunu hayal ediyoruz. Ehl-i sünnet itikadındaki her bir meselenin nakli deliller ile anlatıldığı, buna muhalefet edilmişse diğer ehli bid'a tarafından o muhalefete verilen cevapların cem olduğu dersler veya eserler. Bu bunun küçük bir numunesi. Dersimize konuya geçmeden evvel bir mukaddeme yapalım. Şöyle ilmin kıymetiyle ilgili 3 hadis ben nakletmek istiyorum. Yani sizler evinizden kalktınız, buraya gelirken adım attınız. İşte şu anda bir kısım arkadaşlar internetten buraya misafir oldu. İlim ne kadar kıymetli, aynı zamanda 3 sorunun da cevabını bulacağız. Birinci hadisimiz, ilim mi kıymetli yoksa amel mi? Bunun cevabını veren bir hadis, İmam Tabarani Hazretleri nakletmiş. Efendimiz aleyhissalatu vesselam sahabesine hitap ediyor. İnnekum esbahtum fi zaman diyor. Siz şu anda öyle bir zamandasınız ki, sahabeler anlatıyor. Kesirin fukaha'uhu galilin gurra'u. Alim çok, Kur'an'ı sevap cihetiyle yüzünden okuyan az. Kesirin ma'du, galilin sailu. Soru soran az, cevap veren çok. O asrın özelliği neymiş? Alim çok, yüzünden okuyan az, soru soran az, cevaplayan çok. El amelu fihi hayrun minel ilim. İşte şimdi diyor amel ilimden evladı. Zaten herkes zalim. Ve seyati alen nasi zaman. Lakin insanlar üzerine bir zaman gelecek. Acaba bu zaman mı bakalım? O zamanda galilun fukaha'u kesirun hutaba'u. Alim az olacak ama konuşan çok olacak. Alim az, konuşan çok. Kesirun sailu galilun ma'du. Soru soran çok olacak, cevaplayan az olacak. Bu zaman mı? Hatip çok
alim yok. Soru soran çok, cevaplayan yok. İşte Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu: el ilmu fihi hayrun minel amel. İşte o zaman da ilim amelden evladı. Yani böyle bir sohbete gelmek evde kılacağımız 100 rekat namazdan evladı. Şöyle bir toplayayım. Sahabe zamanında amel ilimden evlaydı. Çünkü alim çoktu, cevaplayan çoktu. Ama şu asırda ilim amelden evladı. Tabi amel de olmalı, ihlas da olmalı, takva da olmalı. Ama mücerret olarak ilimle amel kıyas edildiğinde Efendimizin hadisine binaen ilim bu zamanda hayırlı, daha kıymetli, sorumuzun cevabı. Çünkü bu zamanda alim az, konuşan çok. Cevaplayan az, soru soran çok. İkinci hadisimiz, acaba hangi amel daha kıymetli? Enes İbni Malik Hazretlerinden nakledilmiş. Efendimiz aleyhissalatu vesselama soruldu: eyyül a'malu efdal. Ey Allah'ın Resulü aleyhisselam, hangi amel daha faziletlidir? Çok dikkat. Efendimiz buyurdu: el ilmu billah azze ve cel. Aziz ve celil olan Allah'ı bilmek. Sahabeler sordu: eyyül ilmu turid, hangi ilmi kastediyorsun? Efendimiz cevapladı: el ilmu billah subhane. Subhan olan Allah'ın ilmini. Şimdi sahabeler durakladı, şaşırdı ve dediler ki: nes'elu anil amel ve tucibu anil ilm. Biz sana amelden sorduk. Hangi amel faziletlidir dedik. Siz bize ilimden bahsettiniz. Hani hangi ilim faziletlidir demedik ki Allah'ı bilmek ilmi cevap olsun. Biz dedik ki hangi amel faziletlidir. Şimdi Efendimiz aleyhissalatu vesselam, bakın bir cevaba, bu cevabı duvara yazmak lazım. İnne galilel amel yenfa'u ma'al ilmi billah ve inne kesiral amel la yenfa'u ma'al cehli billah. Diyor Efendimiz aleyhissalam, az amel eğer Allah bilgisi varsa kişiye fayda verir. Çok amel eğer Allah bilgisi yoksa kişiye fayda vermez. Yani hangi ameli yapmak isterseniz isteyin, o ameli Allah bilgisinin üzerine bina etmek zorundasınız. Allah'ı bilmeden, Allah'a karşı cahil olarak ne kadar çok amel yapılırsa yapılsın, kişiye faydası az olur. Efendimiz'in sözü bu, benim değil. Allah bilindikten sonra amel az da olsa kişiye faydası olur. Bir parantez, herhalde Allah'ı bilme hususunda değil mi Risale-i Nur'lar gerçekten de çok müstesna eserler. Ve üçüncü hadisimiz, cehennemin ekserisi, Efendimiz buyurdu aleyhissalatu vesselam: İddala'tu leyletel mi'racı alennar. Mi'raç gecesi cehennem ehlini gördüm. Cehennem ehline muttali oldum. Fara'eytu gördüm ki ekser ehlihel fugara. Onlardan çoğu fakirlerdendi. Evet. Cehenneme girenlerin çoğu
fakirmiş. Sahabeler sormuşlar, ya Resulallah, minel mal, onlar mal fakiri miydi? La minel ilm, hayır cevap, onlar ilim fakiriydi. İlim fakiri olanlar cehennemin çoğunu teşkil ediyor. O halde bizler ne yapmamız lazım? İlim tahsil etmek zorundayız. Hatta şu anda kalbime düşen, belki üç hadisi tamamlayacak bir hadisin bir bölümü, Eşeddun nas hasreten yevmel kıyame diyor Efendimiz. Kıyamet günü insanların en çok pişman olanı kim biliyor musunuz? Emkenehu dalabul ilmi fit dünya ve lem yadlub. O kişi şu. Dünyada ilim tahsiline imkanı vardı. Vakti vardı. Kitap okuyabilirdi. Sohbete gelebilirdi. Anlayamadığı şeyi sorabilirdi. Felem yetlub. Ama o ilmi talep etmedi. O ilmi talep etmedi. Ben dersime şu hadislerle giriş yaptım. Bütün şu hadisleri bir dua ile toparlasam. Ya Rabbi, sen bizi alimlerin az olup konuşanların çok olduğu, soru soranların çok olup cevaplayanların az olduğu ve ilmin amelden kıymetli olduğu şu asırda cümlemizi ilim talebeleri zümresine dahil eyle. Ve ya Rabbi, sen bize Efendimiz aleyhissalatü vesselamın en faziletli amel olarak işaret ettiği Allah'ı bilme amelini ve ilmini nasip eyle. Ve ya Rabbi, sen bizi cehennemin azı, ehli ve odunu olan ve cehennemin ekserisini orada taşıyan ilim fakiri olmaktan muhafaza ile ve dünyada ilim talep etmeye gücü varken ilimi talep etmeyenler zümresine dahil olmaktan muhafaza ile. Mukaddeme bitti. Bu çerez geldi konuya. Şimdi bazı dersler vardır cemaat. Hem akıl çalışır hem kalp. İkisi de istifade eder. Bazı dersler vardır kabir gibi, ölüm gibi. Sadece kalp işler. Bazı dersler vardır sadece akıl işler. Bu ders sadece aklın işleyeceği bir ders. Peki önemli mi? İmam Rabbani Hazretleri diyor ya, bir tek iman hakikatinin inkişafı, bir tek iman hakikatinin inkişafı binler zevke, keşfe tercih edilir. Şimdi bizler bir iman hakikatini inkişaf ettireceğiz. Bir şeyi de, yani bu dersten ben bu dersi hepinizin anlayabilmesinden ziyade başka bir meyveye müteveccihim. Yani ders bittiği zaman kalpte şu duygunun oluşmasını çok arzu ediyor. Bizim İman hakikatlerini delilleriyle bilmeye ihtiyacımız var. Eğer bizler iman hakikatlerinin delillerini bilmezsek, maazallah yarın birisi bizim imanımızı, ehli sünnet itikadımızı çalar. Ben neyi arzu ediyorum? Ders bittiği zaman gönülde bu meyvanın oluşmasını. Bu yüzden de dersi biraz buna müteveccih yapacağım. Yani biraz sizi zorlayacağım. Zorlayacağım ki o meyve bitsin. O meyve bitsin. Belki o meyve bizi
ehli sünnet itikadının delillerini araştırmaya teşvik eder. Biraz zorlayacağım. Büyük günah işleyen kafir olur mu, olmaz mı? Üç tane farklı görüş var. Hariciler der ki büyük günah işleyen kafir olur. Mutezile der ki imandan çıkar ama küfre girmez. İkisinin arasındadır. Öyle ölürse cehennemde ebedi kalır ama. Ahiretteki muamele kafire yapılan muameledir. Malum Vehhabilerin ameldeki mezhebi Hanbelidir ama itikatta ekserisi Mutezile'dir. Bu yüzden bu mesele onlarla biz ehli sünnet arasında bir münakaşa meselesidir. Ehli sünnet yani biz de inanırız ki amel imandan bir cüz değildir. Günah işlemek kötüdür, haramdır ama hiçbir günah kişiyi imandan çıkarmaz. İlk önce ben size biraz evvel bahsettiğim o meyveyi alabilmek için ehli sünnetin 3 delilini sunacağım. Ve biraz zorlayacağım. Niye zorluyorum? Amacım şu. Bir daha ifade edeyim. Ders bittiği vakit biz diyelim ki iman bizim en kıymetli cevherimiz. Bunu muhafaza etmek için imanımın delillerini öğrenmeliyim. Yoksa maazallah bilmezsem bir mutezile, bir cebriye birisi çıkar. Ehli sünnetten beni çıkartır, farkına bile varmam. Bu meyveyi istiyorum ya, o yüzden biraz zorlayacağım. Birinci delilimiz, Nisa suresinde geçiyor. Ben ayetin bölümünü aldım. Estaizu billah. Ve men yaktul, kim öldürürse, kimi? Müminen, bir mümini. Müteammiden, kasten, yani hatayla öldürmek değil. Bir avı ateş etmiştim de av kaçtı, mümini öldürdü. Böyle bir öldürme değil. Kim bir mümini kasten öldürürse fecezauhu cehennem. Onun cezası cehennemdir. Haliden fiha, orada ebedi kalıcı olarak. Şimdi Mutezile'nin yürüttüğü mantığa bakın. Cehennemde ebedi kim kalacak? Kafirler kalacak. Madde bir. İki. Peki bir mümini öldüren cehennemde ne kadar kalacak? Ayet ne diyor? Ebedi kalacak. O zaman mümini öldüren, yani öldürme günahını işleyen kimse imandan çıkmalı ki ebedi cehennem ona helal olsun. Başka bir ifadeyle eğer mümini öldürme günahı kişiyi imandan çıkartmasaydı o kişi cehenneme girse de ebedi kalmazdı. Madem ayet-i kerime ebedi kalacağını beyan buyurmuş, o zaman mümini öldürenin imandan çıkmış olması lazım. O halde büyük günah işleyen kişiyi imandan çıkartmalı. Eğer biz büyük günah işleyenin hala mümin olduğunu söylersek, bu ayeti kerimede mümini kasten öldürme günahını işleyenin ebedi cehennemde kalacağını neyle izah edeceğiz? İzah edemeyiz. Madem öldüren ebedi cehennemde kalacak, o zaman o kafir olmalı.
Kafir olabilmesi için de ayet-i kerime müminden bahsediyor. İşlemiş olduğu haram onu dinden çıkartmış olmalı diyor Mutezile. Kuvvetli mi? Kuvvetli bir deli değil mi Burhan abi? Kuvvetli bir deli ya. Yani itikadının delilini bilmeyen bir kimseyi şöyle bir sarsa, eğer itikadında büyük günah işlemek dinden çıkartır mı çıkartmaz mı cevabını bilmiyorsa, bu cevabı sarsılmadan kabul eder. İkinci delilleri Bakara suresi, men kesebe seyyiyeten, kim bir seyyiye günah işlerse, ve ahadet bihi hadiatuhu, ve hatası onu kuşatırsa, fevlâke sâbunlar, işte onlar ateşin ashabıdır. Hüm fîhe hâlidun, aynı şey burada da geçerli. Onlar orada ebedidir. Kim cehennemde ebedi kalacak? Soru bir, kafirler. İki, bu ayeti kerimede ebedi kalacağı bildirilmiş mi? Bildirilmiş. Üç, o zaman bu ayeti kerimede anlatılan gururun kafir olması lazım. Doğru mu? Doğru. Dört, ama burada anlatılanlar mümin. Onlar nasıl kafir olacak? Onların kafir olabilmesi için seyyiye günah işledikleri zaman dinden çıkmış olmaları lazım. Eğer günah işledikleri zaman dinden çıkmamış olsalardı, ayeti kerimede onlar ebedi cehennem ile tehdit edilmezlerdi. Çünkü müminler çok uzun da kalacak olsalar, cehennemden çıkacaklar. Cehennemde sadece kafirler ebedi kalacak. İşte bu ayet-i kerime günah işleyen bir kimsenin imandan çıkıp küfre girdiğine delildir. Çünkü ebedi cehennemde kalacağından haber verilmiş. Üçüncü delilleri bir de hadisten aldım. La yezni zani hine yezni ve ve mu'min. Zina eden kimse zina ederken mümin değildir. Mümin olarak zina etmez. Ve la yesrigu sarik hine yesrik. Hırsızlık yapan kimse malı çalarken ve ve mu'min, mümin değildir. وَلَا يَشْرَبُ الْحَمْرَ ه۪ينَ يَشْرَبُهَا, bir şarap içen şarap içerken ve mümin, mümin değildir. وَلَا يَنْتَيْبُ النُّحْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسَ اِلَيْهِ ف۪يهَا اَبْصَارَهُمْ ه۪ينَ يَنْتَحِبُهَا ve mümin. Yağmacılık yapan insanların gözlerinin, dikkatlerinin arzu ettiği bir malı yağma ile çalan bir kimse o malı yağmalarken mümin değildir. Hadis-i şerif çok açık bir şekilde günah işleyen kimsenin imandan çıktığını ve o günahı mümin olarak işlemediğini beyan buyurmaktadır. Bu ve benzeri hadis-i şerifler ispat eder ki büyük günah işleyen dinden çıkar. Mutezile bu üç delili sunmuş. Benim baktığım çok yetmeyeceği için ben üçünü aldım. Başka deliller de vardı. Kuvvetli mi? Kuvvetli değil mi? Yani haddimi aşarak bir şey söylüyor. Haddimi aşarak. Yani o meyveyi arzu ettiğim için söylüyor. O meyve neydi? Bu ders bittiği vakit bu meselenin nakli delillerinden ziyade şu ihtiyacın gönüllerde coşması, benim ehli sünnet itikadını ve iman hakikatlerini delilleriyle, nakli delillerle bilmem lazım. Yoksa birisi benim imanımı çalabilir.
O yüzden haddimi aşarak söylüyorum. Bazen ben diyorum ki böyle bana ben bir toplulukla karşı karşıya gelsem, böyle bir topluluk. Allah muhafaza etsin o işi yapmaktan ama onları mutezile istersem mutezileye, harici istersem hariciye, cebim cebire çevirebilirim diyor. Hatta benim bu söylediğimi geçen camide bir vaiz çok daha belagatlı söyledi. Dedi ki cemaat dedi bana kızmayın. Ama söylediğim hakikattir. Ben burada anlatsam, bir karma yapsam, Budizm'den alsam, Cebriye'den alsam, Yahudilikten alsam, İslam'dan alsam, sonra desem ki size, şu İslam'da, şu benim itikadımdandır, bunu çekin alın. Dedi ki bana kızmayın, içinize bunu yapabilecek onda bir kişi varsa, ben dedi bahtiyarım. Dedi sizi de dedi yani şey yapmıyorum dedi ha sakın tenkit etmiyorum. Yani de bizi böyle bıraktılar. Bunu biz okulda görmedik. Televizyonda seyretmedik. Kitap okuyan bir toplum da değiliz. Sohbete gittiğimiz zaman da bu konsepte dersler olmuyor. Dolayısıyla itikadımızın delillerini bilmiyoruz. Şimdi kardeşlerim ben o kadar büyük bir kötülük yaptım ki size şu anda. Eğer bu ders buradan bitse, şurada bitse, siz bilgisayardan kardeşlerim benim yakama yapışırsınız. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Sizin manevi vücutlarınıza bir zehir attım. Bir zehir attım. Şimdi orada kaldı ya. Yani. Niye? Okuduğum şeyler ayet ve hadis. Ve bu ayetler ve bu hadisler günah işleyen bir kimsenin dinden çıktığına, kafir olduğuna işaret ediyor. Hatta açıkça beyan ediyor gibi. Şimdi ne yapacağız? Şimdi Rabbimize çok şükürler olsun. Ehli sünnetin alimleri gelmiş. Onlar zehire panzehir üretmişler. Şimdi ehli sünnetin 5 delilini inceleyeceğiz. Büyük günah işleyen mümindir, günahkardır. Şimdi bakın hem bir de yani kıssadan hisse şuna da bakın. Ehli sünnet alimleri zekada yani sanki böyle müsbet manada ifrat mertebede. Yani zekalarına bakın. Bir ayetten ve hadisten hüküm çıkarmadaki maharetlerine bakın. Birinci delil Hucurat 9. Ve in daifetan. Eğer iki tane taife kimlerden? Minel müminin. Bak kırmızı yaptım. Kırmızı yaptığım yerler önemli. Müminlerden iki taife. Eğer onlar birbiriyle savaşırlarsa ne yapın? Fe eslihu beynehuma. Aralarını ıslah edin. Müminlerden iki taife birbiriyle savaşırsa aralarını ıslah edin. Şimdi ehli sünnet alimleri der ki bir müminin bir müminle savaşması, kavga etmesi, birbirine yumruk atması günah mıdır? Haram mıdır? Haramdır. Eğer günah işlemek kişiyi imandan çıkartsaydı ayet-i kerimede müminlerden iki taife ifadesi bulunmazdı. Niye? Onlar birbiriyle savaşmak ile mümin olma sıfatını kaybetmiş olmaları lazımdı. Halbuki Cenab-ı Hak ne buyurmuş? Müminlerden iki taife birbiriyle savaşırsa aralarını ıslah edin. Demek ki savaşmak fiili bir haramdır. Mümini imandan çıkartmamaktadır ki Cenab-ı Hak onlardan bahsederken onları iman sıfatıyla vasfetmiş. Onlara mümin demiş. İkinci delil
Ya eyyühellezine amenu. Yine kilit nokta burası, kırmızı. Ey iman edenler, tubu ilallah, Allah'a tövbe edin. Tövbeten nasuha, tam bir tövbe etmek, tövbe-i nasuh ile. Muhatap kim? İman edenler. Peki iman edenler zümresi içinde kim? Günah işleyenler, değil mi? Tövbe kime emredilir ya da tövbeye kim davet edilir? Günah işleyen davet edilir. Günah işlemeyen tövbeye davet edilmez. Cenab-ı Hak günah işleyen bir topluluğu tövbeye davet ederken onlara nasıl hitap etmiş? Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler buyurmuş. Eğer günah işlemek kişiyi imandan çıkartıp küfre soksaydı hitap nasıl olmalıydı? Ey kafirler, ey küfre düşenler, ey imandan çıkıp imanla küfür arasında kalanlar gibi bir hitap olmalıydı. Ama öyle bir hitap yok. İşte tövbeye davet edilenlerin günahkarlar olması ve günahkarlar topluluğuna ey iman edenler hitabıyla hitap edilmesi ispat eder ki günah işlemek kişiyi dinden çıkarmaz. Çıkarsaydı böyle bir hitap olmazdı. Birinci delilimiz savaşan müminlere, savaşan o iki gruba mümin diye bahsedilmesi. İkinci delilimiz günahkarlara iman edenler diye hitap edilmesi. Şimdi ehli sünnet alimlerinin zekasını gör. Bak burada daha fazla gör. Ben burayı okuyup öğrenince vaktiyle dedim fesubhanallah, fesubhanallah. Yani zekada yani böyle bir zeka olmaz. Ayet-i Kerime bakar 178. Yellezine amenu kütübe aleykumul kısasu fil katla, öde geçiyor. Ey iman edenler, kısas size farz kılındı. Sonra diyor ki kısas var ama femen ufiye her kime ki affedildi. Şimdi mesela ben şurada oturan kardeşimin kardeşini öldürdüm. Bana ne lazım? Kısas lazım. Ama ayet diyor ki eğer diyor femen ufiye lehu min ehi şeyun, kardeşi tarafından ona bir şey bahsedilirse, denir ki buradaki adamın ben evladını öldürdüm, yeğenini öldürdüm, babasını öldürdüm, kısas lazım. Ama ondan bana bir şey bağışlanırsa, ne demek bu? Yani o kısas istemezse, diyet isterse, o zaman diyor ki ayet-i kerime istenilen şeye tabi olmak vardır. Şimdi ayet-i kerime bakın, yine kardeş kırmızı yaptım. Kime kardeşi tarafından bir şey bağışlanırsa, buradaki kardeşle Kur'an kimi kastediyor? Yok, önce bir adam olarak kimi kastediyor? Öldürüleni mi? Katili mi? Öldürülenin velisini mi kastediyor? Öldürülenin velisi. Yani kime ki öldürülenin velisi tarafından bir şey affedilirse dememiş de kardeşi tarafından bir şey affedilirse. Orada kardeş maktulün velisidir. Oradaki kardeş hangi kardeşlik? Din kardeşliğidir. Ehl-i Sünnet diyor ki eğer büyük günah işlemek, birisini öldürmek kişiyi imandan çıkartıp küfre soksaydı Cenab-ı Hak ayet-i kerimedeki ahun kardeşlik tabirini kullanmazdı. Çünkü eğer küfre girerse bu kardeşlik bozulur. Ama Allah kardeşliğin devam ettiğini beyan buyurmuş.
Görüyor musunuz zekayı? Görüyorsunuz değil mi zekayı yani? Fesubhanallah. Ayet-i kerimede katil ile maktulün velisi arasındaki nisbet ifade edilirken kardeşlik tabiri kullanılmış. Bu da ispat eder ki büyük günah işleyen imandan çıkmaz. Çıksaydı ne olurdu? Kardeşlik tabiri kullanılmazdı. 35 dakika olmuş. Biraz daha hızlı gidiyorum. En fazla 45'te bitirmeliyim. Bir saat mi? Bu da dördüncü delil. Enfal 38. Fesubhanallah. Allah hepsinden razı olsun. Gul ey Habibim sen de ki kime de? Lillezine keferu. Kafirlere de ki in yentehu eğer o küfürden dönerse onlar yufarlav ma gasselef evvelki günahları affedilir. Şimdi ehl-i sünnet alimleri diyor ki günahlar büyük ve küçük olmak üzere farklıdır. Bir teraziye küfür günahını, diğer teraziye içki içme, adam öldürme, ne bileyim kumar oynama günahını koyduğumuzda hangisi daha büyüktür? Küfür daha büyüktür. Ayet-i kerime tövbe ile daha büyük olan küfür günahının dahi affa sebep olduğunu beyan buyurmuştu. Eğer küfür bile affediliyorsa o zaman büyük günah hayli hayli affa mazhar olmalıdır. Tövbe edilmese dahi Cenab-ı Hak dilerse affeder, dilerse affetmez. Bu arada ne yapılmış? Günahların büyüklüğü ve küçüklüğü kıyas edilmiş. Büyük günah affa mazhar oluyorsa ondan daha küçüğü hayli hayli affa mazhar olmuştu. Beşinci son delilimiz bir bakın. İnnallah muhakkak Allah la ya'fir affetmez, mağfiret etmez. En yuşraka bi kendisine ortak koşulmasını bunu affetmez. Birisi dese ki Allah'a ortak koşan tövbe etmeden ölse cennete gidebilir. İmandan çıkar. Niye? Ayet-i kerime açıktır. Allah affetmeyeceğini beyan buyurmuş. Ama Allah bak ne diyor? Yine kırmızı yaptım. Ve yagfiru ma dune zalike limen yaşa. Ama bundan başka dilediğini affeder. Adam öldürmek, içki içmek, kumar oynamak ise şirkten başka mıdır? Başkadır. Cenab-ı Hak o başkanın affa mazhar olacağını beyan buyurmuştu. Eğer büyük günah işlemek kişiyi küfre soksaydı, o zaman bundan başka dilediğini affeder ifadesinin olmaması lazımdı. Şimdi bakın ne yaptık? Önce bir zehir attık. O zehir bizim manevi vücudumuza girdi. Sonra zehri temizlemeye çalıştık. Dedik ki bir tek cümleyle topluyorum. Müminin birbiriyle savaşması haramdır, günahtır. Bu günahı işleyenler hakkında mümin ifadesi kullanılmış. Demek günah işlemek kişiyi imandan çıkartmaz dedim. O zehirin bir parçasını aldım. Sonra dedik ki ayet-i kerime günah işleyenleredir. Günah işleyenler tövbeye davet edilirken ey iman edenler hitabına muhatap olmuşlardır. Eğer günah işlemek kişiyi kafir yapsaydı ey iman edenler hitabı olmazdı. Madem var kafir yapmamış dedik. Zehir biraz daha temizledik. Sonra katil ile maktulün velisi arasındaki kardeşlik tabirini gösterdik. Bu kardeşlik din kardeşliğiydi.
Adam öldürmekle dinden çıksaydı kardeşlik kesilirdi. Halbuki ayette kesilmediği beyan edilmiş. Demek dinden çıkmıyor dedik. Bir parçayı daha aldık. Sonra dedik ki küfür bile affamazsa büyük günah hayli hayli affamazsa olmalıdır dedik. Bir parçayı daha aldık. Sonra dedik ki Allah-u Teala sadece şirki affetmeyeceğini beyan buyurmuş. Şirkin dışındaki bütün günahların affamazsa olabileceği Allah'ın iradesi taalluk ederse mümkün olduğu beyan buyurulmuş. Demek o günahlar kişiyi dinden çıkartmıyor dedik. Lakin bu zehir öyle bir şeydir ki kolay kolay çıkmaz. Hep bir uçta, kalbin bir köşesinde onu üflemeye başlar. Bu aradaki bir delili duyarsınız. Gerçekten ya kardeş tabiri var. Bu kardeş din kardeşliğidir. Derken kulak der ki ama birinci ayet-i kerime vardı. Bir mümini kastan öldüğün ebedi cehennemde kalacaktı. Onu ne yapacaksın? Tam şuraya bakarsınız. Ya günah işleyenlere iman edenler de hitap edilmiş. Doğru ya. Günah işleme dinden çıkartmaz. Ama hadis-i şerif var. İçki içerken mümin değildi. Onu ne yapacaksın? Ne yapmak lazım? Zehri kökten böyle söküp dışarı çıkartmak lazım. Nasıl çıkartacağız Enes? Nasıl çıkartacağız? Tabii ya Ahmet abi ehli ilim biliyor. Onların delillerinin cevabını vermek lazım. Verelim öyle ders tamamlayalım. Onlar dediler ki ayet-i kerimede mümini öldürenin ebedi cehennemde kalacağı beyan buyurulmuş. Ebedi cehennemde de kafirler kalacağına göre o zaman adam öldürmek buna kıyasla diğer günahlar küfürdür. Ehl-i sünnet Allah onlardan razı olsun. Üç şıklı bir cevap vermiş. Onların bu delili. Demişler bir, ayeti kerimenin iniş sebebi bu manayı vermeye muhaliftir. Ayeti kerime şu olay üzerine inmiştir. Sahabeden ki Medine ehli Mikyas ile Hişam iki tane kardeş. İkisi de Müslüman. Bir gün Mikyas kardeşi Hişam'ı Beni Neccar kabilesi, onlar o Küba camisi etrafında oturuyorlar. Orada ölü buluyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselama geliyor. Diyor ki Allah'ın Resulü, kardeşim Hişam'ı Beni Neccar'da ölü buldum. Sen emretsen de ya kardeşimin katilini bana teslim etseler ya da diyetini verseler. Efendimiz de aleyhissalatü vesselam aynı zamanda Bedir ashabından da olan Zübeyir isimli sahabeyi, o Beni Neccar'dan aynı zamanda akrabalar diye onlara gönderiyor ve diyor ki söyle onlara. Eğer biliyorlarsa katile teslim etsinler. Yok bilmiyorlarsa diyeti versinler. Hadri Zübeyir nakli yapıyor. Diyorlar ki bilsek teslim ederiz ama diyeti verelim. Diyet deve cinsinden 100 devedir. Mikyas 100 deveyi alıyor ve Hazreti Zübeyir ile beraber Medine'ye dönüyor. Dönmek üzere. Sonra şeytan geliyor diyor ki sen ne yaptın ya Mikyas? Sana yazıklar olsun. Sen kardeşinin katline mukabil deveyi mi aldın? Bu nasıl bir ardır? Sen intikamını al. Bu Zübeyir de onlardan değil mi? Sen bunu öldür. Ve Mikyas Hazreti Zübeyir'in bir gaflet anını yakalıyor. Büyük bir kayayı başına vurup öldürüyor. Ve sonra ben bu dinden döndüm diyerek 100 deveyle beraber Mekke'ye geliyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu olayı duyunca diyor ki ona diyor eman vermeyeceğim. Ve Mikyas Mekke'nin fethi günü Kabe'nin içinde Kabe'nin duvarına yapışmış şekilde öldürülüyor. Ehl-i Sünnet diyor ki bu olay Mikyas hakkında inmişti. Dolayısıyla onun ebedi cehennemde kalması
Zübeyir'i öldürdüğü için değildir. Dinden döndüğü içindir. Ayetin inişindeki bu hususiyet böyle bir umumi hükmün varılmasını engeller diyor. Ayet-i Kerime Mikyas'ı anlatıyor. İkinci cevap. Yok, eğer siz derseniz ki Mutezile'ye, evet tamam Mikyas hakkında inmiştir ama ayeti umumuydu. Ve bu Mikyas'ın dinden dönmesi için değil, öldürdüğü an üzere inmiştir. Bunu derseniz Esret diyor ki Ayet-i Kerime'de müteammiden ifadesi vardı. Müteammiden. Biz buraya kastan manası verdik. O zaman bizim meselemizi müteammiden halleder. Buradaki kastandan maksat bir mümini mümin olduğu için öldürmektir. Bir mümini mümin olduğu için öldürmektir. Dolayısıyla birisi bir mümini imanından dolayı öldürürse ebedi cehennemde kalır. Ama onun ebedi cehennemde kalması onu öldürdüğü için değil. İmanından dolayı öldürürse o zaman bu niyet onu küfre sokar. Bu niyetinden dolayıdır. Müteammiden ibaresi ispat eder ki ayet-i kerime bu grup hakkında inmiştir. Yok derseniz ki Mutezile, hayır müteammiden bu mana çıkmaz. O zaman bize üçüncü kapıyı açarız bu ehl-i sünnet. Haliden fiyye. Halid, Kur'an'da her zaman ebediliği ifade etmez. Uzun zamanı ifade eder. Araplar o güneşin batmadığı, çok geç battığı Ağustos aylarındaki o günlere havalit derlermiş. Havalit, Halid'in çoğulu. Hani güneş batmıyor ya, çok uzun. Eğer Kur'an'da ebedilik kastedilirse illaki Haliden fiha ebeden gelir. Burada ise ebeden ifadesi yoktur. Dolayısıyla Halid kelimesine ebedilik manasını vermek mümkün değildir. Çünkü Halid bazen ebedilik manasındayken bazen ne manasındaymış? Uzun zaman. Eğer buradaki Halid uzun zaman manasındaysa ayet-i kerime şöyle olur. Kim bir mümini kasten öldürürse onun ceza cehennemdir. Orada çok uzun zaman kalır. Uzun zamanla kalsa madem bir gün çıkacak o zaman mümindir. Demek ne yapmış ehl-i sünnet? Bir iniş sebebini göstermiş. İki müteammiden kelimesine bir mana yüklemiş. Üç haliden kelimesini ikinci manası ile tefsir etmiş. İkinci delili Mutezile'nin yine mantıkları aynıydı. Ayet-i kerimede günah işleyenin cehennemde kalacağından bahsedilmiş. Ebedi kalacak. O halde günah işleyen kafirdir. Yine ehl-i sünnet aynı şey yapıyor. Diyor ki bir, Halid kelimesi her zaman ebedilik manası vermez. Buradaki Halid kelimesi uzun süre manasındadır. Yok, eğer dersen ki yok, buradaki Halidun kelimesi ebedilik manasındadır. İkinci cevabı hem ehl-i sünnet. Kim bir seyyye işlerse oradaki seyyye şirktir. Kur'an'ın birçok yerinde şirk manasında seyyye lafzı gelmiştir. Bu arada da şirke bedel seyyye gelmiştir. Ayetin devamı olan hatası onu kuşatırsa ise bir kimsenin kalbinde iman varsa ne kadar da günah işlese hatası onu tam manasıyla kuşatmamıştır. Hatanın bir kişiyi tam manasıyla kuşatabilmesi için kalbinde imanı olmaması lazım. Dolayısıyla ayet-i kerime kim hakkındadır? Seyyiyeyi, şirki işleyen ve kalbinde iman olmadığı için hatası tarafından kuşatılan kimse hakkındadır. Bu kimselerin cehennemde ebedi kalacağında ise biz de müttefikiz. Üçüncü delilleri ise ehl-i sünnet der ki zinaden zina derken mümin değildir. Mümin değildir ifadesiyle nefyedilen imanın kendisi değildir. İmanın kemalidir. Zina eden kimse zina ediyorsa o kamil mümin değildir. İmanı kamil olsaydı zina etmezdi.
Hırsızlık yapan hırsızlık yapıyorsa kamil mümin değildir. Söyle destekler. Efendimiz buyurmuş. La ilme illa ma nufi'a. Faydası olmayan şey ilim değildir. Şimdi kişi bir ilmi tahsil etse, ondan fayda görmese ona ilim değil diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Onun ilimden nefi, yani kamil ilim değildir. Ya da la ayşe illa ayşul ahir hadis. Hayat ancak ahiret hayatıdır. Bu mantıkla baktığımızda dünya hayatı ne yapmak lazım? İnkar etmek lazım. Hadis dünya hayatının kemalini inkar ediyor. Yine bu ayet-i kerime ile baktığımızda la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nefsi. Sizden biriniz kardeşi için istediğini, sizden biriniz kendi için istediğini, kardeşi için istemezse mümin değildir. Hadis bu. Bu aradaki mümin değil de maksat ne? Kamil mümin değildir. Eğer bu ayet-i kerimeyi zahiri olarak aldığımız gibi bunu da alırsak, mümin değildir sözüyle şu anda dünyada tek bir mümin bile olmaz. Ya da komşusu açken tok yatan bizden değildi. O zaman yine şu hadiste Mutezile'nin yaptığını yapıp bu hadisi mutlak alsak, birisi komşusu açken o toksa iman sıfatını kaybetmesi lazımdır. Bu ve benzeri bütün hadislerde anlatılan ve nefyedilen iman, imanın kendisi değildir. İmanın kemalidir.